Sağ bek oynadım 2 sene. Ben çıktım, benim omuzlara almışlar falan ya. Böyle acayip şaşırdım. İşte Galatasaray'da gelebilir misin? Gelecek misin? Hala spordayım şu an. Şimdi yeni bir heyecan, büyük takım. Herkes korktu, deplasmanda herkes korktu. Türkiye Kupası da kazandık 2. sene. Karakartal, Siyah Beyaz en büyük Beşiktaş. Savaş başladı. 4 yıldız. Ali Sami de stad fu. Bugünkü Sırbistan'da Belgrad'ın güneyinde yer alan Kruševac kenti hem eski Yugoslavya'nın dünya çapında öne sahip futbol takımlarına hem de Türkiye'ye birçok efsane futbolcu göndermiş bir kent. Türk futbol takımlarının 1970'li ve 80'li yıllardaki lig başarılarında Balkan kökenli futbolcuların büyük payı oldu sevgili izleyiciler. Örneğin 1984 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan bir futbolcu sarı lacivertli formayla sayısız kupa kazandı. Bugün Kruševac'ta o günleri konuşmak için konu oluyoruz. Dušan Pešić'le randevumuz var. Dušan Pešić bugün deyim yerindeyse Kruševac'taki tüm spor aktivitelerinden sorumlu. Biz de onunla iş yerinde. Yani Kruševac spor tesislerinde gerçekleştiriyoruz sohbetimizi. Çocukluğundan bu yana sporun her branşıyla ama özellikle futbolla ilişkisini başlıyor anlatmaya Pešić. Ben zaten çocuklarda çok spor seviyordum. İlkokulda bütün spor yaptım. Basketbol, futbol, masa tenisi yaptım. Güzel oynadım. Ondan sonra son sınıfta ilkokulda futbol başladım. 79'da başladım futbol oynak. Şimdiye kadar bak kaç sene geçti. Hala spordayım. Şu anda Kruševac'da bütün sporla ilgileniyorum. Sol açık başladım. Genç takımda bizim Napredak'ta. Çünkü o zaman Napredak iyi takımdı. Ondan sonra devam ettim. İlk kariyer yaptım. 20 sene top oynadım. Tabii şu senede bir illik var, bir kötülük var ama son zamanda iyi. 1980 Napredak'da oynadım. Napredak birinci ligdi karşıtı eski Yugoslavya'da, ikinci lig, birinci lig. En son 80'de bizim takım Napredak UEFA kupası kazandı. Çünkü böyle bir küçük şehirde eski Yugoslavya'da öyle bir büyük bir şey yaptık. Anladın mı? Kupa UEFA'da kazandık. Ondan sonra bütün bizim futbolcular, ben Simović Hajduk Split'te gittim. Hajduk Split'te 4 sene oynadık. Hajduk büyük takım. Hajduk o zaman Avrupa'nın büyük takımda birin. Tabii 4 sene oynadık orada. Bir güzel günleri geçtik. Birçok arkadaş oradan bulduk. Bütün o zaman büyük futbolcular, Şuryak vardır, Gudel vardır, Vujovic vardır. O dünyanın, Avrupa'nın büyük futbolcular. Tabii o zaman güzel zaman geçtik Split'te. Vediamo come con due gol di Pešić, ecco il primo, al 14° del primo tempo. Con un bel sinistro, quasi un colpo di stecca da biliardo per evitare tra l'altro anche l'accorrere pericoloso di un giocatore avversario che minacciava un tackle piuttosto robusto, ancora realizzato da Pešić, che trova prima il palo e poi c'è il tuffo di Pešić, che realizza il secondo gol, molto pronto di riflessi Pešić a sfruttare la situazione con il rimbalzo veramente strano. Dušan Pešić, Yugoslavya'nın bütün iyi oyuncuları gibi Avrupa takımlarından birine transfer olmayı hedefler. Ama iki önemli gelişme
onu Fenerbahçe'ye getirir. O sezon geçirdiği bir sakatlık ve bir süredir beraber çalıştığı teknik direktör Todor Veselinovic'in Fenerbahçe'ye transfer olması. O gelmek istemiyordu. Pesic sanıyorum ki Inter'den teklif almıştı. Yugoslav kulüplerinde o zaman parası olanlar, bütçeleri iyi olan kulüpler kolay futbolcu satmıyorlardı. Veyahut da Real Madrid, Milan, Inter, Bayern, en fazla o zaman İngiltere'de Arsenal gibi, daha Manchester United'in parlak yılları başlamamıştı. O yıllarda o takımlara giderdi, bize az gelirdi. Üstü geldi bir gün, bunu dedi abi çok almak istiyoruz dedi. Bu dedi müthiş bir futbolcu dedi. Biz gittik dedi, vermiyorlar. Bize başkan dedi ki, ya Ali Şen'i tanır mısın? Ya tanımaz mıyım Ali abi, bizim eski başkanımız vesaire. Sonra telefonu açtık, tekrar üstüne gitti, futbolcu alıp geldi. Hem de arabayla. Ben Hajduk oynarken biraz milli takımda oynadım. Milli takım teknik direktör Toza Veselinović, meşhur antrenör. Ondan sonra tabii Toza gitti Fenerbahçe'de, mukavele imzaladı. Ondan sonra Toza çünkü bana istedi, ben ama biraz tabii Hajduk oynarken ben Avrupa'da oynamak istiyordum. Tabii Stuttgart'a gitmek. Başka teklifler de vardı, vardır. Kuşkusuz. Ascoli de vardı. Ondan sonra Fransa'da birkaç takım vardır ama ondan sonra ne diyeceğim, Tozo gitti İstanbul'da Fenerbahçe'de, mutlaka dedi bana geleceksin. Öyle geldim Fenerbahçe'de, hem de memnun oldum. Tabii. İyi ki de gelmişsin. Senelerce geçti. Türkiye'de bir şeyler ne kazandım, tamam futbol başka bir şey ama çok bir arkadaş kazandım. Çok bir samimlik var. Çünkü İstanbul'da bir sürü benim dostum var. O da futbolda başka, o da bir şey güzel. Veselinovic seni isteyince hiç düşünmeden geldim diyorsun. Tabii. Hiç problem. Ama bir şeyler daha var. Çünkü Hajduk oynarken bir özel maç yaptık. Çok sakatlandım. Dedim Vesel Hoca nasıl geleceğim Türkiye'de, sakat çok. Ya da hadi iyileşeceksin, bitecek ama bir iki ay ben böyle iyileştim. Orada biraz problem vardı ama ilk maç oynadım. İyi oldu. Ondan sonra kolay. Pesic'in Gençler Birliği'ne attığı gol. Pesic 1984 yılında Fenerbahçe'ye aynı sene geldik. O sene Hüseyin Çakıroğlu, rahmetli. Abdülkerim. Ben ve Pesic Fenerbahçe'nin flaş transferi olarak kadroya dahil olmuştuk. İlk geldiği zaman bir ufak bir sakatlığı vardı. Sakatlığın geçmesini bekledik ama ondan sonra çok iyi toplar oynadı. Orta sahada takımın bir nevi beyni gibiydi. Playmaker görevi yapıyordu. Ve çok da başarılı oldu. Ben de forvet oynadığım için bana da çok gol attırdı. Sadece ben değil, bizim rahmetli Selçuk da vardı, İlyas vardı. Onlara da çok gol attırdığını hatırlıyorum. Topun arkasında Sedat ve Pesic var. Pesic topa vuracak. Geriden Hasan da ön tarafa açık ceza sahasına girdi. Abdülkerim orada. Atış yapıldı. Yükseldiler Hasan. Gol pozisyonu ve top ağlarda. Son dokunan Hasan ama hakem golü veriyor. Evet Hasan. Son dokunan gol çizgisi üstünde Hasan topa dokunuyor ve durum 2-1 oluyor. O zaman çok gol attık ya. Bir sene sonra tabii biz 90 kusur gol attık. Ondan sonra Oğuz, bir de Oğuz'un zamanında 115 yıl kaç, evet, gol attılar. Ama güzeldi gol. Tabii. Aynı Tozo'nun zamanında. Çünkü biz de o kadar attık, onlar da aynı. Çünkü Tozo Veselinović başka bir antrenör. Hücumu sever. Tabii, hücumu sever. O da golcü adam. O da Sırbistan'da meşhur, eski Yugoslavya'da meşhur gol adamı. Hep hücum yaptık ama güzel. Kruševas, bizim çok yakından tanıdığımız bir başka büyük futbolcu Zoran Simović'in de yaşadığı bir kent. Küçük yaştan beri tanışan Pesic ve Simović futbolda da hep kader birliği yapmış. 14 yaşında tanıştık ve o zaman biz hiç aynı takım başladık. Sonra Split'e gittik, orada Dors'ta kaldım. Milli takımda oynadık beraber. Sonra Türkiye'de geldik, orada Pesic Fenerbahçe'ye gitti, ben Galatasaray'a gittim. Ben onu
şahit. Besemlice ben onu şahittim. Nikah'a şahit. Türkler'de isim verdim. Onun için bizim aramızda çok samimiyet var. Topa Pesic geliyor. Pesic atışını yaptı. Simović düştü ortaya ve uzaklaştırıyor Semih topu. Dušan Pesic, Fenerbahçe'ye transfer olduğu yıl İstanbul'a ailesiyle gelir. Ama sonraki sezonlarda ailesi Yugoslavya'ya döner. İstanbul'da geldiğin zaman zaten benim iki tane çocuk var. Angela bir de Alexander. İlk sene geldiğin zaman tabii benim kız ilkokul başladı. Alexander daha genç, bir buçuk sene oldu. Tabii o zaman bir sene kaldılar orada beraber. Ondan sonra mutlaka benim kız dönmek lazım çünkü okul başlamak lazım. Tabii ondan sonra git gel öyle. Hayat profesyonelce öyledir. Bir aile gibiydi, bir evlat gibiydi burada. Ben de bir anne olarak ona kendi oğlum gibi seviyordum. Bunlar da abimiz. O da bir kardeşler olsun ancak o kadar olabilirdi. Annesi babası gelirdi. Ondan sonra ne bileyim onlarla da güzel ilişkimiz oldu, muhabbetimiz bilmem ne. Arkadaşları gelirdi. Simović, Lukovcan. Lukovcan az geldi. Prekazi gelirdi. Fadil Vokri ayrı gelirdi. Çünkü o burada yakın oturuyordu idi. Onu da çok sevdim. Ama tabii ki Pesic'len samimiyet bir başka. Herkes de bir başka. Buraya taşındığımızda Yugoslav birisi var diye çok sevindik burada. Ben annemle babamdan Yugoslavca öğrenemedim. Onlardan öğrendim, eşinden öğrendim. Evet, çok enteresan. Annemle babamdan Yugoslavca hiç öğrenmedim. Çünkü onlar kendi lisanlarını Türkçe'ye geliştirmekle meşguldüler. O yüzden fazla konuşulmuyordu evde. Pesic abiden sonra Yugoslavca konuşulmaya başlandı. Onlardan öğrendik. Karşılıklı iki daireyiz. Aradaki kapı hiç kapanmazdı. Özellikle eşi geldiğinde Türkiye'ye hiç kapanmazdı. Pesic'e hak eden insan olarak Pesic olsun, ailesi olsun, Niska, bir de Aso, bir de Angela. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Haddini de fazla seviyorum. Hatta bana çağırdı, gel Yugoslavya'da gel. Ben Yugoslavya'da 56 sene hiç gitmedim. Gel bize kal. Davet etti. Fakat ben gidemedim. Rakip kaleye bir köşe vuruşunu Pesic'le kullanıyor. Orta, kafa, Erdoğan, karambol, şut, direkten dönen top ve gerçekten büyük şans ve büyük şanssızlık. Pesic, Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda takımının birçok başarısında rol oynamış bir oyuncu. Bugün bütün dünyanın futbola yaklaşımıyla kendi oynadığı yılları şöyle kıyaslıyor Dušan Pesic. Tabii o zaman biz oynadık futbol Fenerbahçe'de, bu kadar para çok büyük değil. Ama oynadık futbol kazanmak için, Fenerbahçe'yi yapmak için. Şimdi çok para çeviriyor. Aslında futbol bütün Avrupa'da, bütün dünyada iş. Çok büyük iş. Büyük iş oluyor. Onun için tabii ne diyeceğim, biz biraz daha canda oynadık. Pesic, Fenerbahçe ile karşılaşan diğer takımların oyuncuları için hep dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olmuş. Bela adamlardan biri de oydu. Onunla da oynuyorduk adam adama böyle. O da çok çok kaliteli bir oyuncuydu. Yani mükemmel bir oyuncuydu o da. Bize çok zor anlar yaşatıyordu. Eğer dikkat etmezsen çok problemli bir oyuncuydu. Yani çok kaliteli bir oyuncuydu. Ama onun en iyi özelliği yani ne kadar girersen gir mücadele hiç gıkını bile çıkarmazdı yani öyle birisiydi. Yani. Fenerbahçe'de sol ayağıyla orta sahada çok çok iyi maçlar oynadı. Çok uzun yıllar bildiğim kadarıyla buradaydı. Efendi, terbiyeli, daima cana yakın,
maçların içerisinde de oyuna konsantre olan bir pas ve teknik adına önemli bir oyuncuydu Pesic. O da Türk futbolunun Fenerbahçe tarihinde ve Türk futbolunda unutulmayacaklar arasında. Yanılmıyorsam 84'te geldi Veselinovic'le birlikte. Todor Veselinovic Fenerbahçe'nin Yugoslav, o zaman Yugoslavya var. Teknik direktör o önerdi. İyi bir oyuncu dedi. Zaten Yugoslav liginde de bayağı bir süre oynamış. Goller, moller atmış. Milli takımda da yanılmıyorsam Fenerbahçe'ye geldiğinde bir 7-8 defa da milli olmuşluğu vardı. Daha biraz muhabirlik dönemimiz, işte istihbarat şefliği, muhabirlik dönemimiz. Antrenmanları falan yakından takip ediyoruz. Neyse bu geldi işte mukavelesini falan filan imzaladı. Ve idmanlara başladı. Ben de takip ediyorum. Şu özelliği gözüme çarptı benim. İki ayaklı bir kere. Yakın temas oyunu seviyor. Yani şöyle yakın temas derken alıp vermeyi. Böyle mesela bir dersek bugün Marković diye bir oyuncu var Fenerbahçe. O da Sırp yani eski Yugoslav. O mesela aldı mı gidiyor. Bu öyle değildi. Bu alır, kaçar, vereceksin, alacak, belki bir daha verecek, belki bir daha alacak. Yani beraber oynamayı o zamanlarda bile seven tip bir oyuncuydu. Fiziği mükemmeldi. Fenerbahçe takımına çok ciddi katkılarda bulundu. O yıllarda Fenerbahçe muhabirliği yapan genç gazetecilerden biri Pesic'i futboldaki başarıları kadar bambaşka bir özelliğiyle de hatırlıyor. O dönem mesela futbolcularla basketbolcular arasında çok önemli bir ayrım vardı. Futbolcular çok daha böyle sanki kültürsüz, kavgacı bir kimlikteydi. Ki öyle değil artık. Futbolcular da son yıllarda son derece eğitimli insanlar oldu. Fakat o zaman basketbolcularla futbolcular arasında gerçekten çok büyük uçurum vardı. Basketbolcular çok daha duruşu, eğitimi parmakla gösterir haldeydi. Pesic bu duruşu yıkan insanlardan biriydi. Pesic gerçekten çok iyi futbolcu oldu, futbolcuydu ama adeta o dönem bir basketbolcu gibiydi. Tali, tavrı, giyimi, kıyafeti her şeyiyle o şıklığı gösteriyordu. Futbolu için pek bir şey söylemeye gerek yok. Hakikaten böyle teknik insanlar Türkiye dünyada sayılı. Türkiye'de de gelmiş geçmiş unutulmayacak isimlerden birisi. Ama ben özellikle Pesic'in futbolcu duruşuyla, kimliğiyle olağanüstü örnek olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Dušan Pesic Fenerbahçe'de oynadığı 4 yılda 4 kupa kazandı ve bu süre içinde hep 11'de yer almayı başardı sevgili izleyiciler. Fenerbahçe seyircisi de sahada tutkuyla oynayan Dušan Pesic'i izlemekten hep zevk aldı. Fenerbahçe 1989 yılında birçok yeni transfer yapar. Yeni gelen genç oyuncuların gölgesinde kalmak istemeyen Pesic, yöneticilerden gelen bir tavsiyeyle o sezon Sakaryaspor'da oynamaya karar verir. 4 sene oynadım Fenerbahçe'de. Ondan sonra bir sene de Fenerbahçe için Sakarya'ya gittim. Kiralık oynadın Sakarya'da da. Kiralık değil ama gittim orada. O zaman Oğuz, Serdar, Turan geldiler Fenerbahçe'de. Bana o zaman başkan dedi, sen git oradan bir yardım et bir senede. Öyle. Güzel. Ve 40. dakika. Pesic uzaklardan çok sert bir köşeye vuruyor. Sakaryaspor bu golle 1-1'lik skoru yakalıyor. İşte Pesic'in güzel vuruşu. Sakarya oynarken ilk ay sonunda ben antrenör yaptım hem de futbol oynadım. Adapazarı'da tabii. Sakarya'da. O zaman bir şey enteresan var. O zaman Sakarya'da Tanju Çolak'ın Yücel var kardeşi. Santarfor. Biliyorum. Benim mini takım arkadaşım. Tabii ya. O iyi çocuk ya. Şimdi de konuşuyorum devamla. Bizim minik takımda Adapazarı'nda 4 tane birçok iyi futbolcu var. Birinci Ülker var. Rain var. Bir de bir tane küçük Şaban var. Bir de Hakka Şükür var. Hakka Şükür o zaman genç, uzun boylu. Ben öyle bir futbolcu seviyorum. Bizim eskiden böyle birkaç tane öyle Santarfor eski Yugoslavya'da var. Ondan sonra ben devamlı Hakka Şükür'e takım da koydum. Vallahi. Onun güzel bir şeyler ya.
Zaten Fenerbahçe'de söyledim, alsın Akar şu küre. Tabii o zaman bütün başkan başka bir şey bakıyor. Öyledir ya, sporda öyledir. Dinlememişler seni. Tabii. Sakaryaspor'a transfer olunca o zaman hafta sonları bizde kalmaya başladı. Cuma akşamından geliyordu. Erkek kardeşimin odasında kalırdı. Biz hepimiz toplanırdık. Üç kardeş, kendi fazla şey yoktu. Çok mutluyduk. Bir sene çok mutlu yaşadık aslında. Daha iyi oldu. Aradaki kapılar kalkmış oldu. Beraber burada oynadığımız senin bir sene sonrası Sakaryaspor'a transfer oldu Pesic. Kiralık gitti. Bir gün telefon açtı bana. Kardeş gelir misin dedi bana. Ben dedim ki Pesic dedim gelmem ben kardeşim dedim. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak daha iyi, daha güzel dedim. Tamam dedi. Ertesi gün yöneticiler aradı onun haricinde. Gittim antrenman, ondan evvel gittim antrenmana çıktım. Ebe kardeş dedi ya, hani gelmeyecektin dedi. Ne işin var dedi burada dedi ya dedi. Dedim geldim sana şaka yapmıştım. Sakaryaspor'da geçirdiği bir yılın ardından ülkesine döner Pesic. Futbolu bıraktıktan sonra da spordan hiç kopmaz. Bugün Kuruşevat spor tesislerindeki direktörlük görevini sürdürüyor. Teknik direktör sizin gibi değil, menajer gibi yaptım. 3 defa onu yaptım. Anladım. Bütün mesela ne diyeceğim sana, 79 şimdiye kadar spordayım Kuruşevat'ta. Hem futbolda hem de şu anda teniste 3 sene tenis kulübü başkanı oldum. Çünkü toptan sonra tenis oynadım. Tenisi çok seviyordum. İşte şimdi belediyede çalışıyorum. İşte bak ne kadar güzel bir havuzu var. Bütün spor böyle salondalar var. Sahalar var. Su topu bizim Sırbistan'da şu anda eski Yugoslavya değil. Sırbistan'da dünyanın en iyi spor su top. Abi biz geçen sene dünya şampiyonu olduk. Kaç sene evvel en iyi spor bizim şu anda bu. Bir de basketbol. Zaten basketbolcu bizim. Futbolcu bak. Dünya şampiyonu oldu genç takımda. Dušan Pesic belki de üstlendiği görev nedeniyle yalnızca futbolla değil, başka spor dallarıyla da yakından ilgileniyor. Hatta futbolu biraz ihmal ettiğini de itiraf etmekten çekinmiyor. Ben bütün genç takımlar seyrediyorum, bütün Sırbistan'da. Çünkü benim torun top oynuyor. Onu devam izliyorum, bakıyorum ama mesela ben de aynı maçlar mesela televizyonda çok az seyrediyorum. Neden az? Çünkü yeni bir şey göreceğim. Ne göreceğim? Tabii Messi başka futbolcu o kadar büyük değil ya. Eskiden bir sürü futbolcular var ya ligde. Ondan sonra ne diyeceğim? Herhalde bu futbol biz dedim sana aynı Milic öyle söylüyor. Biz bir zaman geldi böyle yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Fenerbahçe'nin efsane yabancılarından Dušan Pesic'e bu güzel sohbet için teşekkür edip ayrılmadan önce ona bir hediyemiz var. Dušan Pesic, rüzgar gibi geçtiğinin bugünkü konuğuydu sevgili izleyiciler. 1980'li yılların Fenerbahçe'sinde yıldızlaşan bu isimle futbol hayatını, Türkiye anılarını konuştuk, hasret giderdik. Bir sonraki bölümde yine yıldızlaşan özlediğimiz bir başka isimle buluşuncaya kadar hoşça kalın.